Ve sonunda bugün Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanımız, bugün bir açıklama gelecek, merak etmeyin dedi. Ki bu açıklama pazartesi gelecekti. Hatırlayacaksınız, cumartesi programda bile konuştuk. İki gün sonra asgari ücret acaba nasıl açıklanır diye. Aynı güne bırakıldı. Şimdi hem bu fotoğrafı sorayım size, bu belirsizliği, bu muammayı sorayım. Nasıl açıklanabilir, nasıl izah edilebilir? Hem de faiz konusunda adım adım 40 dakika sonra acaba neyle karşılaşacağız? İkisini de peşinden sormuş olayım. Can Bey, toplantı odasının boş olması şaşırtıcı olmamalı öncelikle. Zaten böyle olması gerekirdi. Çünkü orada toplanacak arkadaşların hiçbirinin inisiyatifinin olmadığını gayet net biliyoruz. Türkiye'cek artık. Yani Beştepe'den gelecek açıklamaya göre asgari ücretin ne olduğunu öğreneceğiz. Onun için ben bu fotoğrafı bir sürpriz olarak nitelemiyorum. Ama bu fotoğrafı çeken arkadaş gayet güzel bir gazetecilik yapmış. Çok net bir şekilde her şeyi ortaya koymuş zaten. Hem sendika tarafında hem de işte hükümet yetkilileri tarafında hem de işveren sendikaları tarafında baktığımız zaman kimsenin bu süreçte bir inisiyatif kullandığını ya da kullanabileceğini düşünmüyorum ben. Tamamen politik bir karar verilecek gördüğüm kadarıyla. Bir noktada ayrılıyoruz Ömer Bey'le. Ben hani bugüne denk gelmiş olmasının çok rastlantısal olduğu kanaatinde değilim. Evet, Merkez Bankası kararının bugün açıklanacağı biliniyordu ama asgari ücretin çoktan açıklanmış olması gerekirdi. Asgari ücreti niye açıklamadılar, niye bugüne kadar sarkıttılar? Mesela şu anda şöyle bir dedikodu konuşuluyor. İşte bir faizler açıklansın, faiz indirimi ya da işte sabit tutulmasıyla ilgili süreç bir gerçekleşsin, doların ne olacağını bir görelim. Ona göre de müthiş bir asgari ücret açıklaması yapalım ve piyasanın gazını alalım şeklinde. Böyle bir dedikodu dolanıyor. Çok mu gerçek dışı bu dedikodu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söyleyebilirim Merkez Bankası ile ilgili. Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli bugünkü. Diğer taraftan Ömer Bey'e katılıyorum. Evet, yani Merkez Bankası'nın bir kararı olmadığı için ve bağımsızlığı artık sorgulanmayacak düzeyde olduğu için, yani hem Türkiye'de hem dünyada Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığına herkes kanaat getirdiği için arka arkaya işte Morgan Stanley, S&P, Goldman Sachs, işte Amerika'daki Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası başkanlık düzeyinde açıklamalar geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsız değildir kardeşim diye. Bakın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını düşünüyorlar. Öbür taraftan daha da ötesini söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde sattığı 5 milyar doların borçtan satıldığını söylüyorlar bu kuruluşlar. Hani biz söylediğimiz zaman çok fazla kale alınmıyor ama şimdi bunu Goldman Sachs söylediği zaman, guverner bankalardan birisi bu, hatta Fed'e ortaklığı olan bankalardan birisi, bunu o söylediği zaman eyvah diyor yabancı yatırımcı ve Türkiye'den bir an önce kaçayım kardeşim ben diyor. Yani kurumlara güvensizlik çok önemli. Bir de artık büyük bir açmaz ve çıkmaz içine girmiş durumda. Yani hem asgari ücret hem Merkez Bankası'na bağlayacağım. Çok önemli, çok kritik bir şey. Sizinle geçen gün yaptığımız programda da söylemiştim. Ülke ekonomilerindeki en kritik, en önemli kurum TÜİK'tir. Merkez Bankası değildir aslında. Ekonomi Bakanlığı da değildir. Hazine Bakanlığı da değildir. TÜİK'tir. Ya da istatistik kurumudur. Bunun adını nerede ne şekilde koyduğunuz önemli değil. Çünkü istatistik kurumları verileri doğru ya da yanlış paylaşır. Politize olduysa yanlış paylaşır ve makası açar. Türkiye'de olan da budur. Makas açıldı. Yani yanlış enflasyon bilgileriyle insanların gelir düzeyinin üzerine basıldı. Bizim bugün fakirleşmemizin temel nedenlerinden birisi bu. Amerika, Avrupa gibi ülkelerde ise veya bölgelerde ise mümkün olduğunca istatistik kurumlarının açıkladığı verilerin üzerine basılmıyor. Ha, hiç mi hani spekülasyon olmuyordur? Oluyordur elbette ama çok çok küçük düzeylerde. Bunu yapmalarının temel nedeni geçmişteki tecrübeleri aslında. Yani bunu işte Almanya 1900'lü yılların başında yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar, hiper enflasyona kadar dayanıyor iş. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için böyle istatistik kurumlarının üzerine basmayacaksın. Oraları politize etmeyeceksin. O adam %50'lik bir enflasyon varsa açıklayacak ki piyasada kademe kademe ücretleri oraya doğru götürecek ve bu sayede
İnsanlar fakirleşmeyecek. 2000'li yıllarda %60-70 enflasyon varken, 2000'li yılların öncesinde %60-70 enflasyon varken hane halkının borçlu olmamasının ya da hane halkının bu kadar fakirleşmemesinin temelinde bu gerçek yatıyordu. Oysa biz bugün işte asgari ücretin 5500 lira olmasından falan konuşuyoruz ya da 4000 lira olmasından konuşuyoruz. Müthiş rakam diyoruz. Nesi müthiş rakam kardeşim? Hesap makinesini alın da şu dolara bir bölün bakalım 4000 lirayı. Kaç lira çıkıyor karşınıza? Kaç dolar çıkıyor karşınıza? Anlatabiliyor muyum? Yani dolar olarak bakıldığı zaman sene başından bu yana 4000 lira verseniz bile fakirleşmiş bir vatandaştan bahsediyoruz. E dolar niye kıymetli, bu kadar önemli? E çünkü bütün ekonominin ithalata bağımlı. Üretimin sıfır. Arpadan buğdaya, buğdaydan samana kadar her şeyini, bu politik bir söylem değil. Her şeyini Rusya ve diğer ülkelerden alıyorsun kardeşim. E dolayısıyla kırılganlıkların artıyor, ödemeler dengen bozuluyor, kısa vadeli dış borcun artıyor, şirketlerin döviz açıkları arttığı için panikle piyasaya saldırmaya devam ediyorlar. Döviz yükseliyor. Bir de bunun üstüne Fed gibi dünyanın en önemli bankası, açık ara en önemli bankası, yani Amerika Merkez Bankası diyor ki, artık bu enflasyonun biz geçici olduğunu düşünmüyoruz. Kalıcı bir enflasyon var. Kusura bakmayın. Çünkü geçici ibaresini kaldırıyoruz diyor. Öbür taraftan kalıcı enflasyonu gördüğümüz için mutlaka silahlarımızı sonuna kadar kullanacağız diyor. Bakın herkes faiz artışı ya da varlık adımlarının azaltılmasının arttırılmasını bekliyordu. Ama sayısını bilmiyorduk. Adam çıktı 2022'de 3 tane faiz artışı yapacağım dedi. İlkini muhtemelen Mart'ta yapacak, belki öne çekecek. 2023'te 3 tane daha yapacağım, 2024'te 2 tane daha yapacağım dedi. Şimdi Fed bunları söylerken sen çıkıp bir de faizleri sabit tutmaya kalksan bile, bırakın indirimi, sabit tutmaya kalksan bile senin enflasyonun bugün %21.30, o da tartışılan enflasyon. Tabii. 630 bas puanlık fark var negatif olarak. Bir de Aralık enflasyonu gelecek Ocak'ta muhtemelen 23-24 civarında. O belki 800 belki 900 bas puan negatife geçecek. Dünya sıkılaşırken sen gevşiyorsun. Dolayısıyla bu senin bütün sistemini çökertir kardeşim. Ha şöyle de diyebilirsin. Ya kardeşim ben doları yükselteceğim, piyasaya TL pompalayacağım, para basacağım, enflasyonu umursamayacağım. Siyasi olarak işte insanların cebine para koyacağım bol bol falan filan. İşte bu arada üretimi teşvik edeceğim. Yapabiliyorsan ne güzel. Ama o zaman ben de şunu sorarım. Niye Berat Albayrak'ı kovdunuz o zaman? Garibimin suçu neydi? Berat Albayrak zaten gitmeden bir ay önce bunu yapacağım dedi adam. %8,5'tü üstelik faiz ortamı. Evet. Niye? Ya şimdi bak, en çok eleştiren adamlardan birisiyim ben biliyorsunuz Can Bey. Berat Albayrak. Niye kovdunuz adam abi? Murat Uysal'ı niye görevden aldınız o zaman? Niye Türkiye'yi %19 faiz ortamına soktunuz? Niye Türkiye'de büyük bir fakirleşme, büyük bir enflasyon yarattınız? Niye kuru bu seviyeye getirdiniz o zaman? O gün gelseydi, o gün üretim mekanizmaları genişletilseydi, en azından güvenilirliğimiz bu kadar dip yapmasaydı, CDS'imiz 500'ü aşmasaydı. Şimdi bir de sormamız gereken bir başka mesele daha var. Şimdi bütün ülke bekliyoruz faiz kararı ne olacak diye. Selçuk Geçer, Ömer Rıfat Genca, değerli konuklarımız yorumluyorlar. Fakat başka yerlerden de faiz tahminleri geliyor. Üstelik tırnak içinde içeriden diyebileceğimiz yerler. Haberimizi izleyelim. Sayın Bakan'ın kardeşinin yorumlarını bir duyalım. Sonra ne anlama geldiğini değerli konuklarımıza sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağına ilişkin tahminde bulunan kişi Seydullah Nebati. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşi. Faiz kararından önce konuştu. Bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Bloomberg HT'ye konuşan kardeş Nebati, hükümete güveniyor ama endişeleri de var. Düşük faiz, yüksek kur politikasının kısa vadede zor olacağı görüşünde. Yani diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Çünkü biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. 20, yani bu kadar ellerinde veri setleri varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırlarken ülkeleri için hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama kısa vadede anladığım kadarıyla zor olacak.
ve her zaman iyimser olmak zorundayız. Merkez Bankası'nın faiz kararı büyük bir gizlilikle açıklanıyor. Kararın ne olacağını sadece birkaç kişi biliyor. Karar duyurulmadan hemen önce açıklama metnine elle yazılıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'e göre bakan kardeşinden gelen bu açıklama bir manipülasyon. Erdem Twitter hesabında, "Yahu siz kimsiniz? Ailecek mi yönetiyorsunuz bakanlığı? Millet diken üzerindeyken hangi sıfatla bu yorum?" diye yazdı. Sermaye piyasası kurulu...